Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf şiir konusuyla alakalı sizlere mükemmel bir video hazırladık. Videomuzun mükemmelliği şuradan kaynaklanıyor. Birincisi, bugün gerçekten çok önemli konuları öğreneceğiz ve sizlere süper bir konu anlatımı yapacağız. Fakat ikinci özelliği ise bu videodaki bilgilerin hepsini, yani bu gördüğünüz sayfaların hepsini, bu güzel tabloları, bu güzel anlatımların hepsinin PDF'ini de açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın, dikkatli bir şekilde beni dinlemeye başlayın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın çünkü biraz hızlı taktikli anlatacağım. Ama önemli bir konuyu, ayrıntılı bir konuyu, sınavınızda nasıl çıkacaksa, Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında ne kadar ayrıntıya girildiyse en güzel şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şiir konusu çok kolay ve keyifli bir konudur ama bilmiyorsanız da üf ya amma zor diyeceğiniz bir konudur. Öğrenciler genellikle sıkılırlar, sevmezler ama bizler şimdi bunu daha keyifli hale getireceğiz ve gerçekten mükemmel PDF'ler, mükemmel konulatımlar hazırladık. Mesela böyle bir şey size sınavda gelebilir. Bunları direkt sınavda çıkacak şekliyle sizlere göstermeye çalışacağız. Bugün ne öğreneceğiz? Şiir, İslamiyet'ten önceki Türk şiiri, geçiş dönemi, halk edebiyatı ve divan şiirini göreceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Birincisi şiirin ne olduğunu bir hatırlayalım. Şiirde biliyorsunuz bazı kavramlar vardı. Zihniyet mesela o dönemi yansıtıyordu. İslamiyet önceki zihniyet farklı, yaşayış farklı, kültür farklı. İslamiyet sonrasındaki zihniyet, kültür, gelenek farklı. Gelenek de yani o şiirin, o dönemin şairlerinin uyduğu tarz. Mesela divan edebiyatında ağır bir dille aruz ölçüsüyle yazacaklar. Ama halk edebiyatına sade bir dille hece ölçüsüyle yazacaklar. Tema şiirin konusu. Mahlas şairin neydi? Şairin takma adıydı. Yine tapşırma da aynı şekilde. Söyleyici şiiri söyleyen kişiydi. İmge şiirdeki artistik benzetmelerdi. Böyle yani birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle anlatacak şeyi şair bazen bir kelimeyle süper bir meclis anlam yapabiliyordu. Bazen şiirde anlamsal sapmalar, değişimler de yaşanabiliyordu. Epik şiir kahramanlık şiiriydi. Lirik şiir duygusal şiirdi. Aşk, kadın, ölüm, ayrılık veyahut da böyle ne olabilir, başka ne diyebiliriz? Anne sevgisi gibi konular, sevgi gibi konular bu şiirdeydi. Pastoral doğa anlatılıyordu. Didaktik şiir öğüt veren şiirdi. Satirik şiir eleştirici şiirdi. Dramatik şiir de tiyatrolarda kullanılan şiirdi. Ölçü, hece ölçüsü vardı. Halk edebiyatı kullanılan, İslamiyet öncesinde kullanılan. Divan edebiyatında aruz ölçüsü vardı. Daha ağır bir dille. Hece ölçüsü parmak hesabıydı. Aruz ölçüsü ise daha ağır bir ölçüdü. Açıklık ve kapalılık esasına dayalıydı. Yani heceler ünlü harfle mi bitiyor, ünsüz harfle mi bitiyor, buna bakıyorduk. Kafiye dize sonlarındaki ses benzerliğiydi. Tek harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç ve daha fazla olursa zengin kafiye. Bir sözcük sesteşlik oluşturaraktan, yani yazılışı aynı anlamları farklı bir şekilde kafiye oluşturduysa cinaslı kafiye olabiliyordu. Asonans, asonans, asil, ünlü harflerin tekrarıydı. Aliterasyon, ali, ünsüz harflerin tekrarıydı. Nakarat, aynı sözlerin tekrarlanmasıydı. Kelime tekrarları olabiliyordu ve ses akışında yine biz ahenkte, şiirde ahenkte görüyorduk. Nazım türüne baktığımızda manzum eserlerin konularına göre birbirinden ayrılmasıydı. Birazdan koşmada göreceğiz mesela. Eğer duygusal şeyler anlatıyorsa lirik değil de güzelleme diyeceğiz. Eğer böyle şey varsa, kahramanlık varsa epik değil de koçaklama diyeceğiz. Eğer eleştiri varsa satirik değil de taşlama diyeceğiz. Mesela hiciv yerine taşlama kelimesini kullanacağız. Güzelleme, taşlama, koçaklama ve vefat eden insanların ardında yazılan ağıtlar halk edebiyatındaki nazım türleriydi. Divan edebiyatındaki nazım türlerine bakacağız. Nazım birimine baktığımızda şu bir mısraydı. Tamam. Eğer böyle olursa ikili ikili giderse biz buna beyit diyorduk. Eğer dört dört giderse biz buna dörtlük diyorduk. Ve hatta bu işte beyit haricindekiler, yani üç üç gidenler veya beş beş gidenler de bent olarak adlandırılabiliyordu. Nazım biçimlerine baktığımızda, ki birazdan daha detaylı göreceğiz, İslamiyet öncesinde halk şiirinde, divan şiirinde farklı farklı nazım biçimleri vardı. Onları zaten şimdi birazdan hızlı bir şekilde göreceğiz. Şimdi Türk edebiyatının dönemlerine baktığımızda bir İslamiyet öncesi Türk edebiyatı var. Yani bu hani Hunlar, Göktürkler, Uygurlar diyorduk ya tarihte. Onların yaşayışını hatırlayın. Konar göçerler. Dolayısıyla çok da fazla kağıt yok. Sözlü edebiyat olarak gelişiyor. Yazılı edebiyat olarak sadece Orhun kitabeleri var. Bir de Uygur metinleri var. Sonra İslamiyet etkisine geçtiğimizde divan edebiyatı ve halk edebiyatı aynı koldan ilerliyorlar. Hatta burada bir geçiş dönemi var. İslamiyet öncesinden İslam etkisi Türk edebiyatına geçerken bir geçiş dönemi var. Karahanlılar döneminde Hakaniye lehçesiyle yazılan dört önemli eser var. Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet ve tabii ki de başka ne vardı? Kutadgu Bilig. En önemlisi hatta Kutadgu Bilig. İslamiyet'e geçişin ilk eseriydi. İlk aruz ölçüsüyle yazılan eserdi. Bunları da zaten birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz. Ve sonrasında divan edebiyatı ve halk edebiyatı aynı koldan ilerlerken, halk edebiyatı sade bir dille, hece ölçüsüyle böyle dörtlükler halinde şiirler yazarken, ki size sınavda buna benzer bir şey soracaktır hoca, divan edebiyatı daha çok beyitler halinde aruz ölçüsüyle ağır bir dille ilerleyecek. Sonrasında da
Halk edebiyatı kendi içinde anonim, yani söyleyeni belli olmayan şiirler, mani, türkü, ninni gibi. Dini tasavvuf halk edebiyatı burada böyle daha çok dini içeriklerin olduğu, ilahiler, işte başka neler söyleyebiliriz, nefesler, demeler, şatiyeler, nutuklar. Aşık tarzı halk edebiyatı ise aşıklar ellerinde sazlarıyla beraber koşmalar söyleyecekler veyahut da yine eğer söyleyeni belliyse türküler söyleyecekler, varsağılar, destanlar, semailer yine aşık tarzına girecek. Batı etkisi gelişen Türk edebiyatı bu şekilde. Bunları zaten 11. sınıfta daha detaylı göreceğiz. O yüzden şimdi bunlar dura dursun. Biz hemen İslamiyet öncesi geçiş dönemi halk edebiyatı ve divan edebiyatı şiirini net bir şekilde görelim. Bakın bu sayfayı eğer bilirseniz, bu sayfayı ekran görüntüsü alın. Zaten PDF'inde videomuzun altında görebilirsiniz. Bu sayfa sınavda mutlaka bilmeniz gereken sayfa. Şimdi İslamiyet öncesi dile baktığımızda en sade dil. Geçiş döneminde eski Türkçe de var. Yani o en eski Türkçeler de var. Ama Arapça, Farsça da giriyor. Niye? Artık İslamiyet etkisindeyiz. Halk edebiyatı sade bir dil var. Ama divan edebiyatı Osmanlıca dediğimiz Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşuyor. Ölçüye baktığımızda İslamiyet öncesi hece var. Geçiş döneminde yine hece ve aruz karışık. Bak eski Türkçe, Arapça. Hece, aruz. Dörtlük bir dil. Burası hep bir karmaşa. Yani geçiş dönemi. Halk edebiyatında hece çok fazla, çok az da olsa aruz görebiliyoruz. Divan edebiyatı aruz var. Yani esas İslamiyet öncesinde hece, geçiş döneminde aruz hece, halk edebiyatında hece, divan edebiyatında aruz ölçüsü var diyebiliriz. Dile baktığımızda ise İslamiyet öncesinde sade, geçiş döneminde karmaşık yine, halk edebiyatında sade, divan edebiyatında ise ağır bir dil var diyebiliriz. Nazım bilimine baktığımızda İslamiyet öncesi dörtlükler halinde şeyler yazıldığını görüyoruz. Yani 4-4 gidiyor. Geçiş döneminde hem dörtlük hem beyit var. O fix zaten. Değişmiyor. Geçiş döneminin özelliği bu. Halk edebiyatı daha çok dörtlüğü göreceğiz. Daha hep dörtlüğü göreceğiz. Divan edebiyatı ise beyit dediğimiz şeyi daha fazla ağırlıklı göreceğiz. Ama bentlerde var. Nazım biçimlerini zaten birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz. Sagular, koşuklar ve aynı zamanda mesneviler, hikmetler geçiş döneminde. Koşma 11'li ölçüsüyle, semai 8 ölçüsüyle, varsağı 8'li ölçüsüyle yazılan 11'li destanlar, İlahiler, nefeslerde halk edebiyatındaki bazı nazım biçimleri olacak. Ki bunlar nazım türlerine de giriyor, onu da bilelim. Divan edebiyatına baktığımızda ise beyitlerle yazılan gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat. Bakın beyitlerin altını yeşille çizmek istiyorum izin verirseniz. Burada nazım biçimlerine, burada koşuyu bilin arkadaşlar. Burada hikmeti bilin. Burada koşmayı çok iyi bilin. Şurada ise gazel, kaside, mesnevi, kıta ve müstezat beyitlerle yazılanlar olacak. Şeyle yazılanlar ise, bentel yazılanlar ise diğerleri olacak. Anlayışa baktığımızda burada halk için edebiyat var. Burada didaktik, öğretici, yani öğüt veren, İslamiyet'i öğütleyen bir anlayış göreceğiz. Burada yine halk için var ama tasavvufta biraz daha İslamiyet sevgisini göreceğiz. Divan edebiyatı ise sanat için sanat var. Yani artık konudan çok konunun işleniş önemli olacak. Buradaki konular aşk ve kahramanlıkken burada İslamiyet en temel konu olacak. Zaten öğüt veriyorlar İslamiyet'e geçelim diye. Halk edebiyatında güzellemeler yani aşk konulu, koçaklamalar yani savaş, taşlamalar yani eleştiri, ağıtlar yani vefat eden kişinin ardından söylenen şiirler olarak karşımıza gelecek. Divan edebiyatında ise soyut konular var, tasavvuf var, aşk acısı var, zevk, sefa ve en çok da aşktan kastımız ilahi aşk konusu yani dini göreceğiz. Bu sayfanın şimdi detaylarına giriyoruz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına bakalım. Şimdi şu kısmı işleyeceğiz. Sonra burayı, sonra burayı, sonra burayı. Başlayalım. İslamiyet öncesinde gördüğünüz gibi bu adamın adı Şaman. Şamanlar tam bir joker. Yani hem büyücülük yapabiliyor, hem din adamlığı yapabiliyor, hem hekimlik yani doktorluk yapabiliyor, hem edebiyatçı, sanatçı olabiliyor. Bu adamlar doğa, aşk, ölüm gibi konular işleyecekler. Şiirler ozan, kam, baksı ve bu gördüğünüz Şaman adı verilen sanatçılar tarafından kopuz eşliğinde söylenecek ve yabancı etkilerden uzak sade bir Türkçe kullanılacak. Şiirler tabii ki hece ölçüsü kullanılarak ve dörtlükler kullanılarak yarım uyaklı ve redifli olarak söylenecek. İslamiyet önceki Türk edebiyatından bir şiir verdiği zaman siz mutlaka bu özellikleri söylemeniz lazım. Peki bu dönemin yani sözlü devrin şiirleri nelerdir? Birincisi koşuk var. Koşuk dediğimiz şöyle. Etil suyu aka turur, kaya tübi kaka turur, balık telin baka turur, kölün takı ne diyorsun hocam? İşte bu en eski, en sade Türkçe. Kopuzla beraber söyleniyor. Uyak düzeni A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde. Ve doğa, aşk, kahramanlık konuları işleniyor. Zaten bu halk edebiyatında koşmaya dönüşecek. Divan edebiyatında da gazellere dönüşecek. Yani bu bildiğimiz şiir. Dörtlükler halinde söyleniyor gördüğünüz gibi. Hece ölçüsüyle söyleniyor. Sagu'ya baktığımızda ise sagu vefat eden kişilerin ardından. Buraya bir tabut resmi çiziyorum inşallah anlaşılıyordur. Vefat eden kişilerin ardından yu adı verilen törenlerde kopuz eşliğinde söylenen acıklı şiirler. Koşuktaki gibi aynı. Halk edebiyatta biz bunlara ağıt diyoruz. Divan edebiyatında ise mersiye diyoruz. Bunu hocalarınız sınavda sorabilir. Çünkü üniversite sınavlarına soruyorlar. Bunu mevlüt yazıyorlar. Mesela mevlüt değil. Mevlüt ayrı bir şey. Hani biz vefat eden kişilerin ardından mevlüt okuyoruz ya. O bu değil. O başka bir şey. O Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan bir mesnevi esasında.
Bunlarla alakalı bilgilere Divan-ı Lügatürk'ten ulaştığımız için Divan-ı Lügatürk'te bulunan Alper Tunga sagusu, yani Alper Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek üçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır gibi cümleler gerçekten sagu için yeterli. Sav'a baktığımızda ise sav atasözü. Divan edebiyatına darb-ı mesel adıyla anılıyor. Hatta Şinasi'nin Durub-ı Emsal Osmani diye bir atasözleri kitabı var. Mesela Divan-ı Lügatürk'ten alınmış. Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. İnsanın alacası içinde, hayvan alacası dışında. Yani kişi alacası içtin, yılkı alacası, alacası taştın. Bunlar en eski Türkçeleri gördüğümüz zaman İslamiyet öncesi Türk edebiyatı diyeceğiz. Şimdi artık yavaş yavaş İslamiyet'e geçelim. İslamiyet'i biliyorsunuz biz 751 Talas Savaşı'nda Türkler, yani daha doğrusu Çinliler ve Abbasiler savaşırken Abbasiler biz Türklerden yardım istiyor. Biz Abbasilere yardım ediyorduk ve Çinlilerin Avrupa Orta Doğu'ya veyahut da işte Arap Yarımadası'na hakim olmasını engelliyorduk. Yani Abbasileri tehlikeden kurtarıyorduk. Dolayısıyla bizle Abbasiler arasında, Türklerle Müslümanlar arasında bir dostluk başlıyor ve sonrasında biz yavaş yavaş İslamiyet'e geçmeye başlıyoruz kitleler halinde. İşte ilk defa Karluklar, sonrasında Karahanlar falan böyle ilerleyecek. Şimdi bu geçiş olduğu zaman, şimdi bir önceki şiirimiz buydu hatırlarsanız. Bu şiirden İslamiyet'e nasıl geçeceksin? Nasıl geçeceksin biliyor musun? Gene bu dil duracak, bak bu acayip dil duracak ama bu sefer içine dini şeyler girecek. Bakın. Yine şuradaki gibi etil sübü, akkatorur, kaya tübü, kakat, böyle acayip kelimeler var bak şimdi. Könül kimli sevse körür közde ol, kazim kanca baksa uçar, ünük tıklısı da işte bak. Bunlar eski Türkçe olduğunu gösteriyor. Ama bak namaz girdi işin içine. Niye? İslamiyet etkisi var. Halal girdi bak. Yine İslam etkisi var. O zaman dini terimler ve İslam etkiyi bu geçiş dönemindeki eserlerde görmemiz lazım. Ve aruz ölçüsü girdi. Beyit nazım birimi girdi. Ama dörtlükler de var yine, vazgeçemiyorlar. Şimdi buna birazdan geleceğiz ama İslamiyet öncesi şiiri net bir şekilde hatırlamamız lazım. İslamiyet öncesi şiir bu. Hop geçtik şimdi geçiş dönemine. Geçiş döneminde İslamiyet öncesi edebiyatının izleri var. Onu zaten gösterdik. Eserlerde Arapça ve Farsça var. Niye? İslamiyet'e girdik. Nazım birimi hem dörtlük hem beyit. Yani hem 2-2 gidiyor hem 4-4-4 gidiyor. Nasıl yani hocam? Aha bak burada. Bak hem beyitler var. Şiir uzun tabii. Hem de böyle dörtlükler halinde görebiliyoruz. Hakaniye Türkçesi kullanılacak. Doğu Türkçesi. Hece vezinin yanında aruz vezi de var. Yani hem hece hem aruz. Hem dörtlük hem beyit. Hem İslam hem öncesi. Eserler çoğunlukla didaktik öğretici. Neyi öğretiyorlar? İslamiyet'in güzelliklerini öğretiyorlar. Ve eserlerin temel amacı İslamiyet'i tam olarak tanıtmak. İlk eserimiz The Number One Kutat Kubilik. Niye İngilizce bir kelime kullandınız hocam? Dikkatinizi çekmek, uykunuz açılsın. Yoksa bir Türkçe edebiyat öğretmeni asla böyle bir şey kullanmaması lazım. Şu anda utancımdan aynaya bakamıyorum. Ama dikkatinizi, uykunuzun açılmasını sağlamak için ara ara bu tarz saçma espriler yapmalıyım. Şimdi Kutat Kubilik, mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Kim yazdı hocam bu kitabı? Yusuf Has Hacip yazdı. Adamın adı aslında Yusuf'tu ama biz sonradan Has Hacip unvanını verecek ona Tabgaş Buğra'nın, Karahanlı hükümdarım. Didaktik öğeler var. Konusu ideal insan. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser. İlk edebiyat ürünü, İslami dönem ilk edebiyat ürünü ve ilk siyasetname. Uygur alfabesi ve Hakane Türkçesiyle yazılmış önemli bir eser. Hemen eseri inceleyelim. Bak gördüğünüz gibi eski kelimeler var. Uzabirle yoruldu kişi münafık. Bak münafık da yine dini bir kelime. Münafık, namaz, helal gibi dini terimler, İslam etki var ama eski Türkçe'de var. Ve aynı zamanda aruz ölçüsüyle yazılmış. Didaktik öğreticiye ağır basıyor. Ağız baçsa barça telin sözde ol. Bak öğüt veriyor. Ve mesnevi uyak düzeniyle yazılmış. Yani AA, BB, CC, DD aruzun kısa kalıplarıyla mesnevi şeklinde yazılmış. Zaten ilk mesnevi olduğunu söyledik. Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eser olduğunu söyledik. Alegorik, sembolik kahramanlar üzerinden sosyal devlet düzenine ilişkin görüşler var. Ne demek alegorik? Yani adam adaleti anlatacak Yusuf Has Hacip ya da mutluluğu ya da akıl ve anlayışı ya da akıbeti anlatacaksa bunu hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve vezirin kardeşi üzerine anlatıyor. Onların isimleri de bunlar. Burada geçen ögdilmiş karakteri esasında vezirin oğlu akıl ve anlayışı temsil ediyor. Yani şunlar temsil ettiği kavramlar sembolize ettiği kavramlar. Yani sembolik kavramlar. Yani alegorik kavramlar diye size sınavda hoca tarafından sorulabilir. Geldik Divan-ı Lügatü't Türk'e. Divan-ı Lügatürk'te amaç Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil varlığını ortaya çıkarmak. Şimdi biz İslamiyet'i kabul ettik. Allahu Ekber. Tamam namaz kılıyorsun. Güzel ama Arap olabilirsin. Araplaşma tehdidi var. O yüzden Türkçe'ye sahip çıkıyor Karahanlılar. Türkçe'ye resmi dil kabul ediyorlar. Türkçe'ye eserler yazıyorlar. Ve Araplara da Türkçe öğretmek için ve Türkçenin zengin bir dil olduğunu ortaya çıkarmak için Türkçenin bilinen ilk sözlüğünü, ilk dil bilgisi kitabını, ilk edebiyat antolojisini yani şiir topluluğunu Kaşgarlı Mahmut yazıyor ve
kitabın ismine de Divan-ı Lügat-ı Türk adını veriyor. O dönemdeki toplumun yapısı, dili, edebiyatı ve terimler hakkında da örnekler, bilgiler var. Arap harfi hatırlarsanız hani bu sağ sagı koşuk, İslamiyet öncesindeki bilgileri nereden öğreniyorduk? Divan-ı Lügat-ı Türk'ten öğreniyorduk. İşte o kitap bu kitap. Arap harfleriyle yazan eserde Karahan Türkçesinin ses özellikleri var. Koşuklar, sagular, destanlar, sağlar hep örnekleri burada. İlk Türk Dünya Ansiklopedisi ve kitabın sonunda bir Türk Dünya Haritası da, Dünya Haritası da var. Atabetül Akaik'a baktığımızda ise burada kimi görüyoruz? Edip Ahmet Yükneki'yi görüyoruz. Yazarı bunun Edip Ahmet Yükneki. Edip Ahmet Yükneki Hakani Türkçesiyle hakikatlerin eşi, gerçeklerin eşi anlamına gelen bu kitabında cömertlik, cimrilik, bilginin faydası, cehaletin zararları, kibir, alçak gönüllülük gibi birbirine zıt kavramlar üzerinden öğütler veriyor. Dini ve ahlaki öğütler veriyor. Bir kısmı dörtlük, bir kısmı beyit biçiminde. Aruz ve hece ölçüsü bir arada. Didaktik yani öğüt veren bir eser. Arapça ve Farsça sözcükler kullanarak İslam inançlarını telkin ediyor. Yani bak böyle Müslüman olun, adam olun, efendi olun, cömert olun. İslamiyet'te en önemli ibadetlerden bir tanesi zekattır. Zekat verin, pintilik yapmayın. İlk emir okudur. Allah oku diyor, siz de okuyun. Bilgiye önem verin diyor. Divan Hikmet'e baktığımızda ise gerçekten çok önemli bir insanı görüyoruz. Ahmet Yesevi. Dini ve ahlaki öğütler içeren Hikmet adlı şiirler var. Hikmet'in divanı, yani Hikmet şiirlerinin olduğu divan. Ahmet Yesevi kimdir hocam? Türk tasavvufunun kurucusu ve ilk mutasavvıftır. Bakın, Arapçada bir kelimenin önüne mu geliyorsa o işi yapan demektir. Bak, ders, mü, derris dersen ders anlatan kişi oluyor. Mesela ezan, mü, ezzin dersen ezan okuyan kişi oluyor. Veyahut da hesap, muhasebe, mu, ha, sebe diyorsun. Yani hep böyle gidiyor. Veyahut da imar, mimar oluyor. Hep başında m olan şeyler, mu olan şeyler o işi yapan demek. Şimdi bu adam da tasavvufçu. İlk mutasavvufçuymuş hatta. Mutasavvuf ne demek? Bu adamın öğrencileri kimler biliyor musunuz arkadaşlar? Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş şeyler bu adamın öğrencisi. Peki hocam adamlar kim? Yani tasavvuf nedir? Tasavvuf şudur arkadaşlar. Şimdi İslam dininin temelinde, hatta bütün dinlerin temelinde, Hristiyanlık için de geçerlidir bu, Musevilik için de geçerlidir. En temel unsur esasında ahlaktır. Yani sen Allah'a ibadet ediyorsun, dua ediyorsun, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun ama ahlaksız birisiysen, yalan söylüyorsan, dürüst değilsen bu kötü bir şey. Dolayısıyla ilk başta bunlar temelinde ahlak, İyi insan olmak, güzel insan olmak mantığıyla yola çıkarlar. Ve mesela Mevlana der ki ne olursan ol gel der yani. Veyahut da Yunus Emre der ki yaradılanı severim, yaradandan ötürü der. Yani Allah yarattığı için herkesi severim der. Şimdi bu adamlar İslamiyet'in en güzel yönleriyle birlikte, zaten hiçbir kötü yönü yok ama en güzel yönleriyle birlikte insanlara anlatırken kendilerini buna teslim ederler İslamiyet'e. Yani nasıl teslim ederler biliyor musunuz? Şöyle bir havuz düşünün. Havuzun içine kendini bir buz parçası atarsan olur. Havuzun içine erir, kaybolur, gider. Ama buharlaşmaz. Havuzun içine hep sonsuza kadar durur. Ama bir buz parçası kütlesi olarak şöyle dursa ne olur? Bir güneş çıktığında pişt diye eriyip gider. İşte tasavvufçular derler ki biz esasında yokuz. Biz kendimizi Allah'ın büyük varlığı içerisinde yok ediyoruz. Yani biz fena fillaha ulaşıyoruz. Hani ben diyorum ya ben hocayım işte. Ben Taala hoca, ben şu hoca. Ya sen kimsin kardeşim, sen kimsin? Sen bir sivrisinek soksa ölebilirsin. Bir trafik arasında gidebilirsin. Yani sen aslında bir hiçbir şeysin. Sen tamamen Allah'a teslim olsan, ben buyum, ben senin emrindeyim desen ve insanlara iyilik yapsan, ahlaklı olsan, herkese yardım etsen işte o tam tasavvufçunun yapmak istediği şey olursun. Ama tabii sonradan bunların içlerinde bazılarında her kurumda olduğu gibi sıkıntılar da yaşanabilecek. Yaşanmayanları gerçekten iyi insanla yetiştirmeye çalışacak. Bazıları ise bozulabilecek. Bu ayrı mesele. Şimdi gelelim buraya. Bu Ahmet Yesevi bütün bunların üstadı, kurucusu yani. Peygamberimizin mucizelerini anlatacak. Hatta Peygamberimiz 63 yaşında vefat ediyor. Bu 60 arkadaşımız ya Ahmet Yesevi daha doğrusu özür dilerim. Ahmet Yesevi 63 yaşında vefat etmeyince üzülüyor. Ben niye o kadar daha fazla yaşadım diye kendini böyle bir irtikafa yani kapalı mekana sokuyor. Dünya hayatından şikayet ediyor. Çünkü dünya geçici diyor yani. Yalan dünya. Esas öbür taraf önemli. Tasavvufu yaymak amacıyla sanat kaygısı taşımayan öğretici şiirler yazıyor. Hikmet adını verdiği şiirleri dini ve tasavvufi konulu şiirler. Nazım birimi dörtlük. Dört dört gidiyor. Çok güzel. Koşma şeklinde yani 11 hece ölçüsüyle ve bazen 7 ile 12 ile hece ölçüsü de var diyebiliriz. Demek ki Divan Hikmet dini bir kitap. Ahmet Yesevi de çok dindar, çok çok iyi bir adam. Geldik İslamiyet sonrası Türk halk şiirine. Buradaki şiirlerle size divan edebiyatı şiirlerini karşılaştıracaklar. Yani şunu size sınavda mutlaka soracaklar. O yüzden sınavda soracakları şeyi en baştan söyleyeyim size. Bakın şöyle bir sayfa olacak. Şöyle dörtlük halinde giden bir halk şiiri verecekler. Bu bazen İslamiyet öncesiyle de karşılaştırabilir ama muhtemelen bu çıkıyor genellikle. Bir de böyle bir divan şiiri verecekler. Bak bu 2-2 giden beyitler halinde olan divan şiiri olacak. Şimdi hatta biz bunu
sınavda çıkabilirse diye kitabımızın içine de koymuş olmamız lazım. Bakalım şöyle şiir nerede? İstihare, dörtlükler. Evet. Bakın burada hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlattık. Buradan görün ki sınavda böyle çıkıyor dedik. Şimdi reklam yapmayalım, bal yapmayalım. Zaten kitabımızda bal rengi olmuş. Burada şu çok önemli. Şimdi bu halk edebiyatı. Bu sade dille yazılıyor. Bu hece ölçüsüyle yazılıyor. Bu somut öğeler içeriyor. Burada tabii ki de yarım kafiye kullanılıyor daha çok. Yarım kafiye ya da işte çok olsa tam kafiye falan kullanılıyor. Ama divan edebiyatına bakıyorum şimdi bakın. Divan edebiyatına biraz daha farklı bir punto kullanacağım. Divan edebiyatı. Oba ne oldu ya? Ağır bir dil kullanıyor. Allah Allah niye ki? Aruz ölçüsü kullanıyor. Hocam niye böyle yazıyorsunuz? Bak ağır bile çok kötü yazdım gördüğünüz gibi. Ağır bir dil. Somut değil, soyut öğeler var. Yarım kafiye değil daha çok zengin kafiye var. Yani divan edebiyatı daha böyle süslü, kokoroş. Burada muhtemelen size işte koşma nazım biçimini ya da semai nazım biçimini soracak. Burada ise muhtemelen gazel ya da kaside verecek. Kaside verecek nazım türü olarak. Şimdi ve sonra diyecek ki bunun nazım birimi nedir? Sen diyeceksin ki bunun nazım birimi dörtlüktür. Niye? Dört dört gidiyor. Bunun nazım birimi nedir? Bunun nazım birimi beyit diyeceksin bak. Beyit şöyle böyle artist yazma tabii sen. Ben böyle yazıyorum. Divan edebiyatının havasını yansıtmaya çalışıyorum size. Bu halk edebiyatı. Dil sade. Ölçü hece ölçüsü. Öğeler somut. Uyak yarım kafiye. Nazım biçimi koşma. Semai de olabilir. 11'li ise koşma. 8'li semai. Nazım birimi dörtlük. Bu tarafa bakıyoruz. Divan. Dil ağır. Ölçü aruz ölçüsü. Öğeler soyut öğeler. Uyak zengin uyak. Nazım biçimi gazel ya da kaside. Onu da öğreteceğiz birazdan. Nazım birimi beyit ya da dörtlük şeklinde. Tabi burada beyit oluyor ama bazen dörtlük halinde yazılan nazım birimleri de var. Fakat bunu verdiyse bunu görebilmeniz lazım. Şu sayfadan %100 soru gelir. Bu sınavda gelir ya da bir sonraki sınavda gelir. Ama mutlaka bunu milletin kazanımdan sorun. Geldik şimdi bu kısmı öğreniyoruz şimdi. Bu kısmı öğreneceğiz. Sonra bunu öğreneceğiz. Ardından da videomuz bitecek zaten. Korkmanıza gerek yok. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Şimdi dini tasavvufi Türk halk şiirinde İslamiyet sonrası halk şiiri 3 kısma ayrılıyor. Bir dini tasavvufi Türk halk şiiri. Yani böyle daha çok İslami konular var. İşte Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Kaygus Abdal gibi. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, Allah'ım seni çağırayım diyor. Bu tarafa bakıyoruz. Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları, selam edin yâreme, yedi dağın kuşları. Allah Allah. Burada anonim halk şiiri de bu mani yani bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'li hecesi yazılmış. AA, XA şeklinde yazılmış bir mani. Tamam. Aşık tarzı halk şiirine bak. Anonimin yani söyleyeni belli değil. Şöyle buraya soru işareti koyuyorum. Aşık tarzı Türk halk şiirine baktığımızda ise yanmik olmasın. Burada ise elinde sazla dolaşan bir adam görüyoruz. Ve sazla adam mesela Karacaoğlan diyor ki nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola getirdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diye böyle lirik konular işleyebiliyor. Şimdi gelelim genel özelliklerine. Ölçü, hece ölçüsü. Zaten onu şu sayfada söylemiş. Şimdi bu sayfanın detaylarına giriyoruz. Burada şairler şiirlerini divana koyacak mesela. Divan denilen kitapların içine koyacaklar. Burada şairler şiirlerini cönk adı verilen defterlerin içine koyacaklar. Böyle küçük detaylar da var. Onları zaten videomuzun içerisinde detaylı bir şekilde göstermeye devam edeceğiz. Şimdi ölçü hece ölçüsü. Teşekkür ederim. Zaten milli ölçümüz İslamiyet'ten önce de bu vardı. Halkın günlük konuşma dili sade dil. Söz sanatlarına alakalı başlı söyleşilere de yer veriliyor. Nazım birimi dörtlük. Yani hop 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 dört. Hop 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 dört. Hop 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 dört diye gidiyor. Yedili ve 11'li hece ölçüsü daha çok sık kullanılacak. Yarım kafiye ve sesli sözcükler, ayrılık, aşk, hasret, ölüm, yiğitlik, doğa güzelliği, toplumsal olaylar, din ve tasavvuf gibi konular olacak. Herkesin anlayabileceği bir dil. Zaten burada da söylemiştik. Şiirler nazım biçimiyle adlandırılacak. Yani koşma, semai denilecek. Aşıklar son dörtlükte adını söyleyecek. Cönk de şiirlerin toplandığı defterler. Bakın. Şiirlerin toplandığı defterler olduğunu hoca sınavda eğer önceden işlediyse toplandığı defterler olduğunu size hoca sınavda sorabilir. Geldik dini tasavvuf halk şiirine. Hocam sürekli cami resmi çiziyorsunuz. Evet çünkü bu konu Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak. Divan edebiyatındaki tevhid, Allah'ın tekliği ve münacat, Allah'a yalvarış gibi. İlahiler Mevlevilere ayin diyorlar. Pardon çok özür dilerim. İlahiye Mevleviler ayin diyor. Resmen gaza geldim. Hızlı gidiyorum. Biraz frene basayım. İlahiye Mevleviler ayin diyor. Yani Allah sevgisini anlatan şiiri okuduğun zaman biz ilah okuyoruz diyoruz. Mesela bir ilah okuyalım. Sordu mu sarı çiçeğe annen baban var. Bunu duymuşsunuzdur belki. Ramazanlarda falan çalarlar. Nihat Hatipoğlu var şimdi telefonumuza bağlanıyor. Buyurun Nihat Hocam sizi dinliyoruz. Şimdi şaka bir yana. İlahiye biz Allah sevgisi olan şiirler diyoruz. Ama
Mevleviler ilahiye ayin diyor. Yeseviler hikmet diyor. Bektaşiler nefes diyor. Gülşeniler tapu diyor. Halvetiler durak diyor. Diğer tarikatlar cumhur veya ilahi adını verebiliyor. Bu zor bir soru ama bu üniversitenin açıklığı. Milletin Bakanlığı kitaplarında gördük. Bu kadar zor bir şey size sorabilirler. Hem Ece Maruz'a yazılabiliyor. 7 ve 8 Ece Ötüsü'yle yazılabiliyor. Uyak şeması A, B, C, C, B şeklinde gidiyor. Yani şöyle A, B şeklinde gidiyor. Nefese baktığımızda Alevi ve Bektaşi şairlerinin ilahisi gibi. Özel bir, yani burada Hazreti Ali sevgisinin daha ön plana çıktığını görüyoruz. Dörtlük sayısı 3-7. Dini tasavvuf konular var. Tabii ki yine Allah sevgisi de var burada. Ve bunun da üstadlarından biri Kaygı Saptan. Hocam bunun üstadı kimdi? Bunun üstadını söylemediniz. Hemen yazalım. Yunus Emre. Yunus Emre ilahileriyle tanınıyor. Bunu da bilelim. Burada Kaygı Saptan'ı söyledik. Devriye de yine Allah'tan gelip Allah'a döneceğimizi anlatan şeyler. Öyle değil mi zaten? Nereden geldin? Ben kendim doğdum. Hastanede kendimi doğurtturdum. Sen kimsin yani? Sen dolaşıyordun bir portakalın içinde. Sonra baban seni yedi. Sonra annenle beraber evlendiler. Sonra doğdun. Bu dünyaya geldin. Artistik yapıyorsun. Kendim için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Sonra da ölüp gideceksin yani. Allah'tan geldin, Allah'a gideceksin. Ne gaza geliyorsun? Bu devriyeyi anlatıyor. Şatiye sözü ölçüsü kullanmak anlamına geliyor. Böyle alaycı, inileyici gibi dursa da esasında güçlü bir Allah sevgisi var. Nutuk'ta tarikat adabını öğreten şiirler. Bunlar tasavvuf şiirleri. Anonim halk şiirine baktığımızda ise bu sefer cami değil, soru işareti koyuyorum. Çünkü söyleyeni belli değil. Mani tek dörtlük haline bakınız. Bahçede hanım eli. Derdinden oldum deli. Alemde hüner odur. Sevilmeli, sevilmeli. Heh. Yani pardon şu tarafa değil, bu tarafa bakmamız lazım. Bak eli diye bitiyor. Yani A ama odur X diye bitiyor. Dolayısıyla A. Tek dörtlük. Hani bu sakız alırsın da içinden böyle ağzını atarsak o sırada okursun ya pakette. Bahçelerde gül gerek, güllere bülbül gerek. Benceleyin bir kula, senin gibi yar gerek. Ne diyorsun hocam? Bir tane daha okuyayım, sevdiniz. Kuleden, ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi? Beni sana kul eden. Ne yapıyorsun hocam, kafayı yeme. Tamam, geri dönüyorum. En kısa nazım için bu. Aşk, ayrılık, ölüm gibi konular var. İlk iki dize kafiyeli söyleyiş için yazılan doldurma dize. Ama sonraki son iki dizede asıl anlatılmak istenenler var. Ve uyak dizede bu. Ninni'yi okumayayım, zaten uykunuz gelecek birazdan. Çocukları uyutmak için söylenen özel bir ezgiye sahip şiirler. Ağıt'ta vefat eden kişinin ardından okunan şiirler. Hatırlarsanız buna İslamiyet'ten önceki edebiyatta Sagu, Divan Edebiyatı'da da Mersi diyor. Gelelim Türkiye. Türkiye en yaygınlardan bir tanesi koşma gibi. Çoğunlukla aşk, ayrılık, özlem gibi konular işleniyor. Ve Bent ve Bağlam adı verilen iki bölüm var. Bak bu Bent, siyahla yazanlar Bent. Türkünün asıl sözlerini yer aldığı bölüm. Bağlama kavuştak ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümü. Ano Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor. Acep, hatta bunun bir ezgisiyle söylemen lazım. Ano Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor. Acep, bunu duymuşsunuzdur mutlaka. Ben şimdi söyleyip kulağınızı şey yapmayayım, rahatsızlandırmayayım, hastaneye gitmek zorunda kalmayın. Ama şu cümleyi duymayan yoktur herhalde. Burası muştur. Yani bir ezgiyle söyleniyor. Ezgi ile söylenir. En önemli ifadesi bu. Söyleni belliyse aşk edebiyatına girer. Söyleni belli değilse, anonimse anonim halk edebiyatına girer. Geldik aşağı. Aşkı hatırlarsanız ne çiziyorduk? Gitar mı çiziyorduk, saz mı çiziyorduk? Bağlama çiziyorduk. Yani saz çiziyorduk. Niye? Çünkü artık burada elinde saz çalan böyle bıyıklı abilerimizi görüyoruz, değil mi? Bu abilerimiz ellerine sazlarla takılıyorlar. Evet, gerçekten çok güzel çizemedim. Ama olsun, şöyle otursun falan. Şimdi İslamiyet'ten sonraki aşık geleneği, İslamiyet öncesinde bunlara ozan kan baksı diyorduk. Şamanlar falan vardı. Usta çırak ilişkisi içinde öğreniyorlar. Yani önce bir aşık, önce bir ustasının yanında takılıyor. Sonra usta oluyor, bade içip en sonunda da gerçek bir aşığa dönüşüyor. Hep Ece Ölçüsü'yle yazacaklar. Burada 11 Ece Ölçüsü'yle ve dörtlükler halinde yazılan halk edebiyatının en yaygın nazım biçimi olan koşmayı bileceğiz. Bakın, en yaygın nazım şekli. 11 Ece Ölçüsü var. Yani 11 tane Ece'si olmak zorunda. Nazım birimi dörtlük, 3-5 dörtlükten oluşuyor. Uyak düzeni ABAB, CCCB, DDDB şeklinde gidiyor. Karacı olan koşmalarıyla tanınacak. Aşk, güzellik, tabiat, sevgisi konuları işleniyor. Koşmanın ve semainin nazım türleri var. Yani konuları var. Eğer koşma güzellemeden bahsediyorsa, yani böyle duygusal konulardan bahsediyorsa, lirik konulardan bahsediyorsa, aşktan, ayrılıktan bahsediyorsa güzelleme diyeceğiz. Güzellemelerde Karaca olanı görüyoruz. Koçaklama ise kahramanlık ve savaş ve kılıç. Dolayısıyla Köroğlu ve Dadaloğlu'nu görüyoruz. Taşlama ise sinirli, gergin, eleştiriyor. Sizden adam olmaz diyor. Dolayısıyla Seyrani ve Bayburt'u zihni görüyoruz. Ağıtlarda ise vefat eden kişilerin ardından okunan şiirlerde, hatırlarsanız Sago, Ağıt, Mersiye demiştik. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım.
Bu niye semai, niye koçma değil? E çünkü semai sekizli. Adı üzerine semai sekizli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu koşma olamaz ki. Koşmanın ölçüsü 11'liydi yani. Allah'ını severseniz hocam bu kadar basit şeylerle gelmeyin bize. Size şöyle bir şiir verdi. Dörtlükler halinde gidiyor. Tamam. Hecesini saymana bile gerek yok. Şöyle kısa kısaysa, 8, 8 gidiyorsa veya tek dörtlükse, tek dörtlükse mani. Kısa kısa gidiyorsa 8, 8 semai. 11'li gidiyorsa uzunsa koşma. Yani lütfen bana böyle şeyler gelmeyin. Hocam dediğinizi duyar gibiyim. Karaca olan böyle esmer, kara bir olan böyle güzellemeler yazıyor. Köroğlu ve Dadaloğlu tam bir koçaklamacı. Seyrani ise sıyırmış kafayı ve zihnini kaybetmiş Bayburt zihni. O yüzden taşlamacı diye aklınıza da tutabilirsiniz. Soru işlediği hocanız. Semai'yi gördük. Tamam, Naz'ın birimi dörtlük dedik. 3-5 dörtlükten oluşuyor. Uyak düzeni koşmayla aynı. Özel bir ezgiyle söyleniyor. Aynı türküler gibi. Varsağı da sekizli. Hocam semai de sekizliydi. Ben nasıl anlayacağım aradaki farkı? Varsağın içinde bre gibi ifadeler var. Oradan anlayabiliriz. Dolayısıyla saydın hop 11'li koşma. Saydın hop tek dörtlük ve yedili mani. Saydın hop sekizli semai. Saydın hop sekizli. Bu da semai ama içinde bre var. O zaman varsağız. Geldik buraya. Özel bir ezgiyle söyleniyor. Yiğitçe bir söyleyiş var. Söyleyiş var. 3-5 dörtlükten oluşuyor ve uyak düzeni koşma ile aynı. Destan ise yine 11'li. Hocam koşma da 11'liydi. Fakat bu çok uzun yani. Dörtlükte sayı sınırlaması yok. Uzun. En uzun diyelim hatta şöyle. En uzun Naz'ın biçimlerinin başına geliyor. Naz'ın biriminin dörtlük olduğunu söyledik zaten. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman destanını da bilmemiz lazım. Kahramanlık, savaş, göç gibi konular anlatılıyor. Geldik divan şiir. Divan şiirin en önemli özelliği neydi? Lükstü, kokoroştu, soyuttu. Şöyle düzeltelim. Evet şöyle. Gerçekten gaza geldim. Divan şiirini şöyle bir kez daha yazıyorum. Bakın şöyle. Hop. Hocam ne yapıyorsunuz? Yarım saat oldu. Hala bitmedi. Hala süslemelerle uğraşıyorsunuz demeyin ama bunu bilin. Aklınıza böyle gelsin yani. Arap ve Fars edebiyatının etkisinde. Şairler şiirlerini divanda topluyorlar. Süslü ve sanatlı bir dil var. Mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmeler var. Yani şairler hep işte kirpik yerine ok diyorlar. Ne bileyim. Böyle işte belli kelimeler için kullanıyorlar. Ve biz bunlara da kalıplaşmış benzetmelere mazmun diyoruz. Bütün güzelliği değil, parça güzelliği var. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Şimdi halk edebiyatı dörtlükler halinde yazıldı. Tamam. Hop, 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 hop. Burada da beyitler halinde yazıldı. Tamam. Daha çok beyitler halinde yazıyorduk. Tamam. Burada halk edebiyatı, burada ölümden bahsettiyse burada da ölümden, burada da ölümden bahsediyor. Bütünlüğü hep aynı konudan bahsediyor. Ama divan edebiyatında burada ölümden bahsedip, burada ayrılıktan, burada aşktan, burada sevgiden, burada yalnızlıktan bahsedebilir. Yani farklı farklı temalara gidebilir. Niye? Çünkü amaç en güzel mısrayı yazmak, en güzel beyti yazmak. Çok da konu bütünlüğü önemli değil. O zaman şu en başta yazdığımız sayfaya onu da ekleyebiliriz. Eğer bulabilirsem tabii, yüzlerce sayfa oldu. Sizler bunların PDF'ini alacağınız için çok şanslısınız. Burada buldum bile. Gerçekten çok şanslıyım. Burada gözüküyordur inşallah. Parça güzelliği var. En güzel mısraya ulaşmaya çalışıyor. Burada ise konu bütünlüğü var. Bütün güzelliği var. Yani bütünün güzel olması lazım. Bütün okuduğunda güzel olması lazım. Bu ne demek hocam? Bu şu demek arkadaşlar. Mesela bir arkadaşınız düşünün. Çok uyumlu giyiniyor ama basit, sade giyiniyor ama uyumlu. Altına, üstüne giydiği renkler uyum içerisinde. Bu halk edebiyatı. Eğer bir arkadaşın böyle süslü artist olmaya çalışıyorsa, sırf gösteriş olsa, acaba saatler takıyorsa böyle, hani uyumsuz ama artist yani. İşte o divan edebiyatı. Yani uyum yok, konu bütünlüğü yok ama çok güzel mısralar çıkarmaya çalışıyorlar. Şairler geleneğin belirlediği kurallara uyuyorlar ve son beytte mahlas, takma adlar var, onu da bileceğiz. Şimdi burada beyitlerle kurulanlar, yani 2-2 gidenlere biz ağırlık vermemiz lazım. Gazel kasemesini kıta müstezat. Bir de bentlerle kurulan, yani daha çok dörtlükler halinde oluşan rubai tuyu, şarkı murabba var. Bunların içerisinde tuyu ve şarkıyı bizler divan edebiyatına kazandırmışız. Rubai, murabba, terbiler başka yerlerden gelmiş. Bir de divan edebiyatında şairler şiirlerini yazarken eğer basit bir Türkçe kullandıysa Türkiye basit akımına gidecekler. Eğer böyle kapalı, anlaşılmaz, alegorik, sembolikse Sebk-i Hindi akımı diyeceğiz. Mesela Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk adlı eseri öyle. Eğer mahalle ağzı İstanbul Türkçesi varsa Nedim gibi, Baki gibi diyeceğiz. Mahalle ağzı İstanbul Türkçesi var. Eğer sonraki dönemlerde gördüğümüz Encümen-i Şuara var ki o da Namık Kemal. Bu daha çok 11. sınıfa giriyor. Şimdi beyitlerle oluşanlarda gazelle başlayalım. Gazelin görüntüsü şöyle bir şey. Bak nedir nedir? İsterem nedir? Visal nedir? Değil nedir? Yani AA, XA, 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 XA diye kodlanıyor bir. Naz'ın birimi dolayısıyla beyit. Bunu bir kere görüyoruz. Uyak düzeni AA, XA, XA bunu görebiliyoruz.
İlk beytine yani şu ilk beytine biz matlağa diyoruz, başlığa. Son beytine ise makta yani nokta diyoruz. Peki burada şunu da bilmemiz lazım. 5-15 beytten oluşuyor gazeller ama kasideler 33-99'dan oluşacak. Gazelin en güzel beytine beytül gazel diyeceğiz. Bu kelimeleri eğer hocanız işlediyse sorar. Buradan %101 soru gelir arkadaşlar. Niye? Şimdi nazım birim beyt. Uyak düzeni A, X, A, X, A. Devam ediyoruz. Matla ilk beyt. Makta son beyt. Beytül gazel. Gazelin en güzel beyti. Bunu da bilmemiz lazım. Yek ahenk gazel. Bir konu bütünlüğü olan gazel. Hani demiştik ya konu bütünlüğü olmuyor şiirler demiştik. Konu bütünlüğü varsa beytül şey yek ahenk gazel oluyor. Eğer bütün beytleri aynı benzer güzellikte ise o zaman da ne olacak? Tabii ki de yek avaz güzel oluyor. Şu 5-15'te yazalım şöyle. 5-15 beytten oluşuyor. 5-15 beyti de yazalım şöyle. Artık bitti. Son sayfalara geldik. Musammat gazel dizi ortasında iç kafiye bulunan gazel. Yani böyle böyle giderken şuralarda içlerde kafiyeler var. Devam ediyorum. Mahlas beyt şairin adının bulunduğu beyt. Hocam gösterir misiniz lütfen? Tabii ki arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şurada pardon. Diğer sayfa. Bak Fuzuli diyor. Adam adını yazmış. Artist. Zaten takma adı. Böyle aşk konuları işleyenlere aşkane gazel yazar diyoruz. Mesela Fuzuli. Hikemi gazellerde Nabi, özdeyişler, öğütler veriyor. Abi olduğu için. Şuhane gazellerde kadın ve aşk anlatılıyor. Dolayısıyla Nedim. Rindane gazellerde hayattan keyif, baki önemli insanlar. Şimdi o zaman gazeli gördük. Görüntüsünün bu olduğunu biliyoruz. Aradaki farkı bileceğiz halk edebiyatıyla. Halk edebiyatı koşma nasıldı? Dörtlükler halindeydi. Hece ölçüsü vardı. Bu ise aruz ölçüsü. Bu ise ağır bir dilim. Öbürü sadeydi ve biraz daha somuttu. Geldik kasideye. Kaside aynı gazele benziyor. Bak. A, X, A, X, A, X, A değil. Hocam nasıl anlıyoruz farkı? Kaside 33-99 beytten oluşuyor ve belli bir kasıtla yazılıyor. Övgü kastıyla yazılır. Daha çok övgü kastı. Bazen yergi de olabilir. Ama yine ilk beytine matla yani başla, son beytine makta yani nokta diyebiliriz. En güzel beyti gazelin beytül gazeldi. Kasiden ise beytül kasit. Şairin mahlasının bulunduğu beyti de taç beyit diyoruz kasede. Fakat kasede bazı detaylar var. Kasedenin bölümleri var. Nesip, girizgah, metiye, tegazül, fahriye ve dua gibi. Şimdi kasede başladı ya. İlk başta böyle bir giriş yapıyorsun. Hatta şöyle gösterelim. Kasede başladı tamam. A, X, A, C, B, A, C, A, D, A diye gidiyorsun. Şimdi kasedemiz başladı. A, A, B, A, C, A, D, A diye gidiyor. Dolayısıyla hangisi kasedenin ilk beytidir derse, matla beytidir derse A, A olan matla beyti. Ama sonradan olabilecek diğerleri hep başka kendi içinde uyaklı olamaz yani AA olamaz BA CA DA olacak. Şimdi böyle bir şeylerle kendini övdürdün. Şuralara 3 nokta koyuyorum. Bu bundan çok vardı, fazla var demek. Eğer böyle bir girişte böyle bir betimlemeler yaptıysan bu nesip bölümü oluyor. Sonrası hafiften padişahı öveceksin diyelim ki padişahı övmeye başladın. Bu girizgah bölümü oluyor. Sonrası asıl övgüye başladın. Padişah artık girizgah yapmadan direkt artık iyice abarttın, çok seviyorum dedin. Meti oluyor. Eğer kasenin içine burada meti oldu ya. Eğer kasenin içine de gazel koydun. Bir anda tekrar A'ya dönüşüyor. Çünkü gazel A ile başlıyordu ya. O zaman tegazül bölümü olmuş oluyor. Eğer şair kendine dua ederse ve aynı zamanda padişahına da dua ederse fahriye, pardon şair kendine verse fahriye bölümü oluyor. Eğer hem kendine hem de padişaha dua ederse burası dua bölümü oluyor. O zaman fahriye kendini övüyor. Tegazül kasenin içindeki gazel. Metiye esas metin övgünün başladığı yer. Gerizgah bir konuya giriş yapıyor. Nesip de en başta bir betimlemelerle başladığı bölüm. Eğer konusu farklıysa kasidenin, mesela Allah'ın birliğini anlatıyorsa, tekliği anlatıyorsa tevhid. Allah'a yalvarış, münacat diye Allah'a yalvarıyorsa o zaman yalvarış yakarış dua diyoruz. Hicviye eleştiri yani hiciv yapıyorsun, yergi yapıyorsun, taşlama yapıyorsun. Metiye padişahları devlet büyüklerine övgü yapıyorsun. Fahriye kendini övüyor. Aynı bu kasidenin içindeki bölüm gibi kendini övdüğü şiir. Naat ise peygamberimiz Hazreti Muhammed'i öven şiirler. Peygamberimizi övüyorsun bu şiirlerde. Şimdi bir de mesnevi var. Mesneviler ise AA, BB, CC, DD, EE diye gidiyor. Bak öbürü gazeller AA, BA, CA, DA diye gidiyordu. Bu farklı. Ve gazeller aruzun uzun kalıplarıyla yazılıyor. Mesneviler ise aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Şimdi tekrar söylüyorum mesneviyi. AA, BB, CC, DD, EE diye gidiyor. Bu ise AA, BA, CA, DA diye gidiyor. Dolayısıyla mesneviler eskiden yazılan hikaye romanlar. Beyit sayısı sınırsız. Hatırlarsanız gazelde 5-15'ti. Kaside'de 33-99'du. Mesnevi'de ise sınırsız olduğunu bilmeniz lazım. Her beyt kendi içinde kafiyeli.
Aruz'un kısa kalıp arayla yazılıyor bu uzun. Aşk, kahramanlık, tasavvufi konular işleniyor. Kıta ve müstezatın sorulma ihtimali zayıf ama müstezatta gazelin içine ziyadeler eklenmesi. Mesela şu gazel olsun. Nerede gazel? Gazel, gel evladım. Şu gazel ya. Aralarda şöyle kısa kısa dizeler varsa bunlara ziyade diyoruz. Bu turuncuları çektiğin zaman ortaya gazel çıkıyorsa buna müstezat diyoruz. Yani modifiye gazel diyebiliriz. Artık son sayfalardayız. Bentlerle oluşanlara geldik. Bentlerle dediğimiz ya üçlü olacak ya da beşli olacak ya da dörtlü olacak. Dörtlü olanlara bakıyoruz biz şimdi. Şarkı Türkler kazandırdı. Yani bizler kazandırdık. Dinliş konuları çeniyor. Dördelzel bentler halinde. Mısralar tekrarlanıyorsa nakarat ismini alıyor. İki ya da beş bent arasında. Uyak düzeni bu. Nedim mahallileşme akımıyla beraber Lale Devri'nde çok güzel şarkılar söyleyecek. Şeyh Galip, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf da çok güzel şarkı örnekleri veren insanlar. Rubai İran Edebiyatı'ndan gelmiş. Tek dörtlük. Hani mani vardı ya AA XA diye. Bu da onun aruz ölçüleri yazılanı. Bu da yine AA XA diye kodlanıyor. Ve maninin halk edebiyatındaki maniyle benziyor. Tek dörtlük. Burada ölüm, hicri ve felsefi konular var. Ömer Hayyam rubaileriyle tanınıyor. Divan Edebiyatı'na Türklerin kazandırdı. Yani bizlerin kazandırdı. Bir diğer tür ise Tuyu. Uyak düzeni AAX'a, aruzun yalnızca tek bir kalıbıyla yazılır. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu gelmeden ödevimizi verelim. Bakın bunları sizlere hepsini çok detaylı bir şekilde burada anlattık. Mesela sayfalarını söyleyelim, karışıklık olmasın. Şuradan gösterelim. Şiir konusunu sizlere böyle detaylı bir şekilde İslamiyet kabulünden önceki şiir diye sayfa 44'ten başlayıp burada bununla alakalı sorular verdik. Buradaki çalışmaları mutlaka yapın arkadaşlar. Bunları yaparsanız sınavınızdan da inşallah tahmin ettiğinizden çok daha iyi notlar alırsınız. Bunların hepsini bu özetle okuyun. PDF'imizden de çalışın. Ve burada sayfa, hemen sayfayı söylemek istiyorum. Divan şiiri, gazeller, katideler, şarkılar, edebi sanatlar ve sonrasında gelen tabii ki bu yazım kuralları ve dil bilgisi de var. Sayfa 73'e kadar çalışmanız iyi. Aynı zamanda tak Türk dili edebiyatımızdan da çalışmanız gereken sayfayı söylüyorum arkadaşlar. Burada da yine kazanımlara baktığımızda bakın. İslamiyet kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk örneği. Demek ki koşuk örneği verecek. Geçiş döneminden kısa metin örnekleri. Divan Lügat Türk'ten, Atavet Lügat Kayık'tan örnekler verecek. Bir ilahi ve nefes, mani, koşma, gazeller, kasideler, şarkılar bunları soracaklar. Demek ki şarkıya çalışıyoruz, kasideye çalışıyoruz, gazele, koşmaya, maniye, ilahi ve nefese çalışıyoruz. Halk edebiyatı ilahi örneği Yunus Emre'nin şiirlerine seçilir. Zaten biz Yunus Emre'ye dikkat edin demiştik. Tamam. Burada sayfa 61'den başlayıp buradaki alıştırmaları güzel bir şekilde çözerseniz hem açık uçlu soruları hem de çoktan seçmeli soruları bitirirseniz bir de üstüne şuradaki yazılıyı çözerseniz ondan sonra sınavı da iyi bir şekilde halledersiniz diyoruz. Sayfa 87'ye kadar, sayfa 61'den. Hadi bakalım. Şimdiden başarılar arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın.